Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Sorumuz şu, spermlerin ömrü nedir? Daha önceki videolarda sperm nasıl yapılır diye anlatmıştım. Lütfen onları izleyin. Ona kısa bir geçiş yapacağım, onu anlatacağım ama o videoları izlerseniz bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi şurada testisi biz ortadan ikiye bölmüştük. Şu tübüllerde testis yapılıyordu. Yapım aşaması yaklaşık 60 gündü. Yapıldıktan sonra buraya depolama alanı veriyordu. Burada aynı zamanda olgunlaşıyordu. Bu bölgedeki olgunlaşma süresi de 2 ila 10 gündü. Bu depo alanında spermler, yani bizim kendi içimizde spermler ortalama 2 hafta kadar yaşayabilir. Eğer 2 haftada bu dışarı atılmazsa o zaman bu bölgede genellikle bu spermler hareketliliğini ve olgunlaşma kabiliyetini kaybeder ve ölür. Yani vücudumuzda ortalama üretildikten sonra, olgunlaştıktan sonra 2 hafta yaşayabilir. Peki bunu dışarıya attık. Eğer dışarı bölge dediğimiz, yani rahim bölgesiydi, rahim ve uterusa, yani bayanın cinsel organına bu giderse, orada da yaşam süresi yaklaşık 2 gündür. 2 gün içerisinde yumurtayı dölledi, dölledi. Döllemedikten sonra ölür. Zaten söylemiştik, yumurta da ortalama 2 gün yaşıyordu. Bunlar birbirlerine denkti. Peki dış ortamda ne kadar yaşayabilir? Yani dışarıya boşaldık. Bu vücut, bu ısıyla alakalı. Şimdi spermlerin yaşayabilmesi için ortalama ısının en az 34-35 derece kadar olması lazım. Tabii dış ortam 34-35 derece değilse, ki dış ortam sadece 34-35 derece olması da yeterli değil ama ısı, eğer oda ısısıysa 23-24 derece ise, ortalama spermler bu bölgede 30 dakikada yaşar. Biz onun için sperm testi aldığımız zaman hemen kişiden alır almaz bunların yaşayabileceği 34-35 derecelik vücut ısısına uygun bir alana konulur. Oradan alınıp bakılır. Aksi halde çok kısa bir sürede spermler ölecektir. Sonuç olarak kendi vücudumuzda 2 hafta yaşar. Kadının bedeninde, rahiminde yaklaşık 2 gün kadar yaşayabilir. Dış ortamda da en fazla 30 dakika, hatta daha az yaşayabilirler. Ondan sonra da ölürler. Teşekkür ederim.